Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, tarihin tozlu sayfalarında şöyle bir tur atmanızı sağlayan Kayseri'nin İncesu ilçesinde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Şeyh Turesan Türbesi'nin hemen önündeyiz. Biraz sonra bu muhterem zatı hem ziyaret etmiş olacağız hem sizlerin ekranlarına taşımış olacağız. Büyük bir zat kendisi. İçeride kısa da olsa bahsedeceğim. Sol tarafımda bir taş görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Kabe'den rica edeyim sizlere göstersin. Bu taşın önemi. Şeyh Turesan o dönemde, yaşadığı dönemde kardeşleriyle birlikte bu taşları Erciyes'in tepesinden yuvarlıyor ve taşlar nereye düşerse kardeşler oraya yerleşiyorlar. Tabii her biri Allah dostu, her biri şeyh olarak da hayatlarına devam etmişler. İşte Turesan'ın da taşı burada görmüş olduğunuz yere düşüyor ve daha sonra gelerek buraya yerleşiyor. Hunat Hatun Camii'ni yaptıran, Kayseri'deki o meşhur cami Hunat Hatun Camii'ni yaptıran Hunat Hatun tarafından da burası kendisine vakfediliyor. Yani bağışlanıyor ve Şeyh Turesan da buraya bu vesileyle yerleşmiş oluyor. Burada delikler görüyorsunuz taşların üstünde. Tabi İncesu'da yaşayan vatandaşlar yıllardır atadan dededen buraya gelirler. Şeyh Turesan'ın huzurunda içeride mescit var, şehitlik var ve Turesan'ın kabri var. Namazlarını kılarlar, dualarını ederler ve Allah'tan istediklerini bir kez de bu manevi huzurda dile getirirler. İşte o insanların inanışına göre, anlatılanlara ve rivayetlere göre de taşın üstünde gördüğümüz bu izlerde Turesan'ın el izleri, parmak izleri. Biraz sonra göreceksiniz, kabri de oldukça büyük, kocaman bir insanmış ve bu taşı da şu deliklerden tutarak Erciyes'in tepesinden fırlatmış ve buraya gelmiş Kayseri'nin İncesu ilçesine. Hemen Ürgüp'le sınır zaten bu bölge. O dönemde kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgeymiş. Hala da çok fazla bir şeyin değiştiğini söyleyemeyiz. Sadece yollar güzel bir şekilde asfaltlanmış, yapılmış. Birçok ziyaretçi buraya akın ediyor ve araçla ulaşımda oldukça kolay. Eğer hava şartları böyle elverişliyse rahatça çıkabiliyorsanız, gelirken sordum kışın ne yapıyorlar dedim. İncesu Belediyesi kışın yolları tam manasıyla temizliyor ve Şeyh Turesan'ın kabri hiçbir zaman boş kalmıyor. Şimdi Kabe ile birlikte yavaş yavaş içeri doğru gireceğiz ve bu manevi huzuru da ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Ve şu anda Şeyh Turesan Veli Hazretleri Türbesi'nin hemen önündeyiz. Burada Şeyh Turesan Veli Hazretleri yatıyor ve tabii ki Türkistan'dan Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden bir tanesi, oldukça da büyük bir zat. Anadolu'nun Türkleşmesi hususunda da Anadolu'da irşat eden isimlerden bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz dergah, şu anda tabii ki türbe olarak kullanılan bu alan, az önce de söylediğim gibi Hunat Hatun tarafından kendisine, Şeyh Turesan Veli Hazretlerine vakfediliyor. Bağışlanıyor ve bu bölgede Şeyh Turesan Veli Hazretleri yaşamaya başlıyor. İrşat faaliyetlerine bu bölgede devam ediyor. Anadolu'nun Türkleşmesi hususunda tabii ki oldukça önemli. Hem bilgi anlamında burada insanları yayıyor, hem de günümüzde de şehitlik olarak da kullanılıyor aynı zamanda. Atalarımız bu toprakları fethettiğinde Anadolu'nun Türkleşmesi noktasında bu insanların oldukça büyük emekleri, oldukça büyük çabaları var. Tabii ki her birini ayrı ayrı rahmet ve minnetle anıyoruz. Türbelerini de, kabirlerini de boş bırakmıyoruz bu vesileyle. Eğer sizin de yolunuz İncesu'ya düşerse mutlaka ama mutlaka Şeyh Turesan Veli Hazretleri'nin huzuruna çıkmadan, burada iki rekat namaz kılmadan ayrılmayın diyorum. Türbeye girdiğinizde gerçekten manevi bir atmosferi var buranın. Yine kameraman arkadaşımın hemen arka tarafında da çilehanesi var Şeyh Turesan Veli Hazretleri'nin ve orada da geçmiş dönemde tabii ki burada yaşarken çilehane olarak kullanmış. Yine burada görüyorsunuz işte seki dediğimiz bir bölüm ve insanların namaz kıldığı, oturduğu bir sedirlik alan olmuş. Edep yahu, sabır yahu, bu da geçer yahu, yine Şeyh Turesan Veli Hazretlerine ait sözleri de burada görmemiz mümkün. Bir mescit var ve arka tarafta da bir şehitlik var. O dönemde Anadolu'nun Türkleşmesi için bu uğurda savaşan aziz atalarımızın da mezarlıklarını, şehitliklerini burada görmemiz mümkün. Yine burada bir taş var. İşte geçmiş dönemde Şeyh Turesan Veli Hazretleri burada yaşarken sularını ve tabii ki diğer meşrubatlarını bunun içinde muhafaza edermiş ve bu çeşmeden akarak da yine hayatına devam ediyormuş.
olmuş. Güzel bir ortam, manevi bir ortam. Eğer tekrar söylüyorum, yolunuz ince suya düşerse Şeyh Türesan Veli Hazretleri'nin huzuruna çıkmadan Kayseri'den, ince sudan ayrılmayın. Efendim şu anda İncesu Kent Belleği Müzesi'nin önündeyiz. Tabeladan da anlayacağımız üzere İncesu Belediyesi tarafından 2013 yılında restore işlemleri tamamlanmış. Biraz sonra içeri gireceğiz. İncesu tarihini, İncesu'da kullanılan ürünleri, İncesu'nun geleneğini, göreneğini bu müzede görebiliriz. İncesu'da yaşayan ve tabii ki İncesulu olup gurbette olan vatandaşlar da İncesu'ya geldiklerinde Kent Belleği'ne gelerek bir noktada da olsa aslında hafızalarını, anılarını tazeliyorlar. Geçmişte olan bağlarını kuvvetlendiriyorlar, güçlendiriyorlar ve tabii ki atalarından, dedelerinden İncesu'ya miras kalan bu eserleri de yerinde görebiliyorlar. Hemen şöyle bakalım, gerçekten oldukça eski bir radyo. İşte İncesu'da yaşayan vatandaşlar yıllar evvel haberleri bu radyodan dinlemiş. Meslektaşlarımızın sesini bu nadide radyodan duymuş. Tabii ki şu anda da İncesu Belediyesi'ne ait olan Kent Belleği'nde sergileniyor. Yine burada bir bıçak görüyoruz. Oo, belki de İncesu'nun fethinden mi kalmış ne? Oldukça eski. İşte görüyorsunuz, büyük bir bıçak hala kınında saklanıyor. Şöyle yerine bunu da bırakalım. Geçmiş döneme ait taşları görüyoruz yerlerde. Üzerinde Ermenice bir alfabeyle Rumca yazılar, Ermenice yazıları görüyoruz. Yine o dönemde İncesu'da yaşayan vatandaşlardan kalıyor buradaki şeyler. Ve tabii ki olmazsa olmaz soğuk kış gecelerinde şömine keyfi yapan İncesu'lu geçmişlerimiz işte bu maşayla kömürleri ve odunları orada yakmakta kullanmışlar. Ve bir de burada işte şömine takımını görebilmemiz mümkün. Yine duvarlarda İncesu'ya ait fotoğrafları görüyoruz. Yerlerde rahleler, biliyorsunuz ecdat Kur'an'a ve dinine oldukça bağlıydı. Yine İncesu'nun köylerinde de önümde görmüş olduğunuz rahlelerin üzerinde Kur'an-ı Kerimler okunmuş, dualar edilmiş ve artık bu rahlelerde geçmişe ışık tutmak adına İncesu'da sergilenmeye devam ediyor. İşte köyde yaşayan vatandaşların kullandığı ürünleri de görüyorsunuz ve tabii ki ben bunu yıllar evvel üniversiteye ilk başladığım yıl Talas'ta görmüştüm. Ya bu ne demiştim? Bu karda yürümenizi sağlayan bir çeşit palet. Ayağınıza geçiriyorsunuz bunu. Ayağınızı, ayakkabınızı bağlıyorsunuz. Ve tabii ki Kayseri gibi böyle karın yoğun yağdığı, hele ki İncesu gibi Erciyes'e yakın yerlerde yürümenizi kolaylaştırıyor. Daha çok Ermeni ve Rum vatandaşlar tarafından bunlar kullanılmış. Günümüzde ise dediğim gibi İncesu'da sergilenmeye devam ediyor. Ve bir fotoğraf makinesi nice güzel aile anlarına, nice güzel aile fotoğraflarına şahitlik etmiştir bu fotoğraf makinesi. Artık tarihin tozlu sayfalarında yerini almış. Oldukça da güzel vallahi. İnsanın böyle ruhu dinleniyor. Gerçekten şöyle geçmişte kısa bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde şöyle gezmeye de devam ediyoruz. Geçmiş dönemin patiklerini, çömleklerini ve tabii ki o işlemeli el yapımı sandıklarını görüyorsunuz. Eskiden gelin kızların çeyizleri bu sandıklarla gelir ve tabii ki gelin olacağı eve doğru gidermiş. İşte İncesu'lu genç kızların giydiği kıyafetleri görüyorsunuz ve plak çalarlar var yine burada. Plaklar tabii ki olmazsa olmaz. Türk sanat müziğinin, Türk müziği dediğimiz zaman akla gelenler, Arif Sağ var burada yine görüyoruz. O Neşet Ertaş'ın bir plağı var ki gerçekten rahmetle saygıyla analım. Yine Zaidem türküsünün plağını burada bulmamız mümkün. Ali Ercan var. Ve tabii ki ikimiz bir fidanız diyor Tülay. Bunlar da tabii ki tarihimizin ve müziğimizin olmazsa olmazlarından yine İncesu Kent Belleği Müzesi'nde de sergilenmeye devam ediyor. Bir odası daha var böyle. Gezmekle bitmiyor. Küçük bir alan değil burası. İçeride de farklı bir odası var. Yine orada da daktiloların sergilendiğini, geçmiş dönem daktilolarının sergilendiğini söylemem mümkün. Ve tabii ki sıcak günlerde içtiğimiz mis gibi yayık ayranlarımız, tereyağı işte bunlarla yapılıyormuş ve geçmişten gelen o bizim köyümüzün meşhur tereyağları, meşhur ayranları işte görüyorsunuz buradaki ürünlerle yapılmış ve bir noktada da aslında hatırlamaya, hatırlatmaya devam ediyoruz. Yolunuz İncesu'ya düşerse Kent Belleği'ni gezmeden ayrılmayın. Çünkü burası İncesu'nun en eski, en tarihi noktalarından bir tanesi. Gördüğünüz her şey belki de 100 yıllık, belki de 200 yıllık. İşte mesela bu sandalye üzerinde nice sohbetler edilmiş, nice insanlar oturmuş. Yapan usta, oturan insanlar artık bu dünyadan göçüp gitse de sandalye ilk günkü sağlamlığıyla İncesu Kent Belleği'nde sizleri bekliyor.
Efendim Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yaptırmış olduğu külliyenin ilk bölümündeyiz. Tabii ki burası farklı farklı ayrılan alanlara sahip ve hanı, hamamı, camisi, medresesiyle uzun yıllar ince su halkına hizmet etmiş bir bölüm. Ve ilk olarak da o dönemde böylesine bir tesis yapılırken hamam yapılırmış. Şu anda da işte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ilk olarak yaptırdığı bölümdeyiz. Hamamın içerisindeyiz. Tabii şu anda aradan yıllar geçmiş. Son 30 yıla kadar da hamam olarak kullanılmış bu bölüm. Ama artık günümüze geldiğimizde ise çay ocağı olarak faaliyet gösteriyor. Ve yerli yabancı birçok turistin de uğrak noktası onu söyleyebiliriz. Özellikle Ürgüp bölgesine gelen yabancı turistler İncesu'yu ve Kayseri'yi gezmek için geldiklerinde bu noktaya uğruyorlar ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dan bizlere yadigar olarak kalan hamamda birer çay içmeden asla buradan ayrılmıyorlar. Şimdi İncesu'da yaşayan vatandaşlar için buranın ayrı da bir özelliği var. Özellikle yazın çok sıcak olduğu havalarda, çok sıcak olduğu dönemlerde buraya geliyorlar İncesu'da yaşayan vatandaşlar ve oturuyorlar. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Alışveriş yaptıklarında da işte görüyorsunuz marullarını, havuçlarını, biberlerini ve tabii ki maydanozlarını da buraya koyuyorlar. Serin bir ortam, doğal bir buzdolabı adeta. Şöyle biz de oturalım, tarihin tozlu sayfalarında kısa bir yolculuğa çıkmak istersek de önümüze de gerçekten İncesu'da önceden kullanılmış yine küpleri, burada farklı farklı ürünleri görmemiz de mümkün. Vatandaşlar buraya oturuyorlar, çaylarını kahvelerini içiyorlar, sohbetlerini ediyorlar. Gerçekten dışarıda sıcak bir hava olmasına rağmen hamam oldukça serin, oldukça soğuk ve tarihte de şöyle sizi kısa bir yolculuğa çıkartıyor. Görüyorsunuz o dönemde kullanılan hamamın yani 30 yıl öncesine kadar kullanılan hamamın da dokusu bozulmamış. Aynı şekilde duruyor. 30 yıl evvel, hatta 35 yıl evvel ben bu hamama gelmiş olsam böyle gelemezdim herhalde. Altımda peştemalim, üzerimde hiçbir şeyimin olmaması gerekiyordu. Ve ortadaki bu göbek taşında da işte böyle sabanlar, çömlekler, sürahilerin gaz lambalarının yerine boylu boyunca uzanıp ben yatıyordum ve bu sıcaklığın tadını çıkartıyordum. Ama günümüze geldiğimizde o dönemden, o devirden çok uzaktayız. Oldukça sıcak olmasına alıştığımız bu hamamlar artık turizm hizmeti veriyor ve gerçekten doğal bir buzdolabı görevi de yapıyor aslında. Şu an dedim ya, dışarısı sıcak ama burası oldukça serin, oldukça güzel. Eğer yolunuz İncesu'ya düşerse Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ruhuna bir fatiha okuyun, bir dua edin, kendisini rahmetle, minnetle yad etmiş olursunuz. Ve tabii ki bu hamama gelerek de bu doğal ortamda, bu güzel ortamda bir bardak sıcak çayınızı, 40 yıl hatırı olan bir Türk kahvesini içmeden, İncesu'ya 40 yıl hatır bırakmadan da ayrılmayın diyorum. Efendim Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan caminin önündeyiz. Az önceki hamam ve bir sonraki medresenin tam ortasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii. Kapısının dokusundan ve duvarlarından anlayacağımız üzere hala o günün orijinalliği korunmuş, muhafaza edilmiş. Hemen üstünde kitabesi bulunuyor caminin ve o dönemde yapılış şartı ve tabii ki biliyorsunuz camiye ait özelliklerde o kitabede Osmanlıca, Arapça bir şekilde yazmaya devam ediyor. Şimdi o dönemde hanlar, hamamlar komutanların, insanların bir günlük at sürüş mesafelerinin arasına yapılırmış. Örneğin bundan bir sonraki han ve bir önceki han da yine bu hanın iki yanında bulunuyor ve o hanlarda da o döneme ait bir günlük at sürüş mesafesinin ötesine yapılamıyor. Çünkü atı bir gün sürüyorsunuz, dinlenmeniz ve dinlendirmeniz gerekiyor. Yine ibadethanenin yanı başına hamam yapılıyor ki geldikten sonra burada temizlenebilin diye. Hemen hamamın yanı başında ibadethane ve ibadethanenin bir diğer tarafında ise han bölümü bulunuyor ve tabii ki orada da gece istirahat ediyorsunuz. Tabii bir insan olarak ben gelsem hiçbir sıkıntı yok. Tek başıma atımla buraya gelip yıkanabilirim, orada yatabilirim ama o dönemin paşalarını, padişahlarını düşünün ki koca koca ordularla buraya geliyorlar ve onlarca, belki yüzlerce atla, yüzlerce askerle buraya geliyorlar. O yüzden yapılan hamamın da, caminin de, hanın da, hamamın da büyük yapılması, o dönemin şartlarına uygun yapılması gerekiyordu. O yüzden o dönemde yapılan hanlar, hamamlar ve camiler oldukça büyük kitleleri içine alabilecek ve aynı anda da içinde muhafaza edebilecek şekilde tasarlanmış. Arkamızda da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın İncesu'ya en büyük armağanlarından, en büyük hediyelerinden bir tanesini görüyorsunuz. Aradan yıllar geçmesine rağmen, hatta belki de yüz yıllar geçmesine rağmen ilk günkü haşmetini koruyor cami ve içinde ibadet devam ediyor aslında. Ruhları şad, mekanları cennet olsun bu vesileyle başta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olmak üzere Osmanlı dönemini, Selçuklu dönemini, Cumhuriyet
dönemini, yakın tarihimizi, bütün komutanlarımızı, yöneticilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anmaya devam ediyoruz. Yolunuz sizin de ince suya düşerse Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yaptırdığı bu camide iki rekat namaz kılmadan ayrılmayın diyorum. Hayırlı Ramazanlar efendim. Gezici Radar devam ediyor. Efendim İnce Su'ya ait ilk çarşıdayız. Tarih sahnesinde, tarih döneminde o kapalı çarşı, açık çarşı ve filmlerde, dizilerde izlediğimiz o muhteşem çarşılardan bir tanesindeyiz. 300-350 belki 400 yıllık bir çarşıdayız. Şu an tabii birçok dükkan boş, birçok dükkan kullanılmıyor ama geçmiş dönemde hatırlayın Cumhuriyet'in ilk yıllarını, hatta Osmanlı Devleti dönemini, hatta Selçuklu Devleti dönemini. İşte bu çarşıda görmüş olduğunuz gibi dükkanlarda insanlar ürünlerini satıyorlarmış ve bir şenlik havasında, bir coşku havasında ticaretin döndüğü yer, ticaretin merkezi, ticaretin kalbi olarak da aslında bu bölge ön plana çıkıyor. Buradaki dükkanları şöyle tek tek görecek olursak, işte geçmiş yıllarda pazar niyetine buralar kuruluyor ve Kayseri'deki kapalı çarşının açık olan hali de diye söyleniyor burada İnce Su'da. İşte görüyorsunuz tarihin tüm izlerini de burada görmemiz ve göstermemiz mümkün aslında. Duvarlar ilk günkü güzelliğiyle, ilk günkü haşmetiyle dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Dükkanlar da dönemin şartlarına uygun bir şekilde tahtadan plaklarla, tahtadan kapılarla kaplanarak o dönemin, o günün dokusu ve ruhu korunmaya ve yaşatılmaya çalışılmış aslında. İnce Su Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmış ve hala günümüzde de aktif olarak kullanılıyor. Birkaç tane dükkan, birkaç tane de siyasi partinin ilçe başkanlıkları yine burada bulunuyor. İşte görüyorsunuz tarihin dokusu ilk günkü gibi korunmaya, kullanmaya devam ediyor. Eski Ramazan bereketliydi. Suframızda mübarek çok şeyler, sufra kurulduğu zaman hüsüm akraba beraber bir araya gelirdik. Herkes bir kap yemek toplanırdık. Nüfus çok olurdu. Gelen kız, görümce, kaynana hep beraber yemek yiyirdi. Büyük baba, büyük annenle hep beraberlerdi. Besi bereketi vardı. Herkes söz dinlerdi. Herkes bir büyük başlamayınca küçükler başlamazlar. Severdi birbirlerini. Eski Ramazan'da camilerimizi doldururduk. Birbirimize yardım ederdik. Fakir fukara suframızda eksik istedik. Paylaşırdık ekmeklerimizi, yardımlaşma olurdu, birbirine katkıda bulunurdu, olan olmayana verirdi. En fazla sadaka fitreler verildiği zaman onlar sevinirdi. Ben de aldım, çok ezildim. Ben çok ezildim. Sadaka fitre aldım. Ezildim, o ezikliği kurtardım. Kurtardım. Şimdi konu komşudan Rum da vardı, Ermeni de vardı. Ramazan'da ne yapardın? O Rumları görmedik. Bu mübadelede Atatürk değişim yapmış. Oradan Arnavutlar geldi. Onları yerine onlara verdiler. Mübadelede onların arsalarını onlara, onlarınkini onlara değişim yapmışlar. Biz bu Arnavut, gelen Arnavutlarla hiçbir yabancılık görmedik. Kardeş gibi birbirimize sarıldık. Hep beraber onların güzel kabartma şeyleri olurdu. Ekmekler olurdu, kapama ekmekler olurdu, böyle kabarırdı, 10 santim kabarırdı. Tepsinin altına atarlardı, kül doldururlardı üzerine, tandır kül doldururlardı, ya biraz yağlı olurdu. Onlar bize verirdi, biz yukarımızı onlar bilmezdi, biz onlara verirdik. Ya paylaşırdık, yani illaki paylaşırdık, ya illaki paylaşırdık. Paylaşmayı severdik. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla insanın gönlünde taht kuran, doğal güzellikleriyle en azından bir kere de olsa gelip görmeniz gereken bir yerden seslendi. Nerede miydik? Tabii ki İnce Su'da. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.